Günaydın değerli izleyenler, günaydın sesimizin ulaştığı her noktaya yeni günden günaydın diyoruz ve güne dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağımız haber maratonumuz başlıyor. Böyle sizlerle buluşuncaya dek ben hızlıca gazetedeki bazı haberlere baktım. Pek de iç açıcı haberler yok ancak yine biz okuyacağız sizlere. Ve yeni bakışta başlayalım bu cumartesi sabahında takvim yapraklarının 5 Ocağı gösterdiği zaman dilimi içerisinde. Ve burada sadece yeni bakışı değil diğer tüm gazetelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Yeni bakış bugün manşetinde yapanın yanına kalmamalı demiş. Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin sel felaketine ilişkin açıkladığı raporu değerlendiren Biyologlar Derneği, İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Şehir Plancıları Odası, hükümetin bundan sonra yapması gerekenin sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu belirtti. Haberin spotlarına baktığımızda Biyologlar Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarp'ten, Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin sel felaketine ilişkin açıkladığı raporun devamının gelmesi ve bu konuda ihmale yol açan hem siyasi hem de teknik kişilerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Sarp'ten ilk günden beri ortaya çıkan ve her ne kadar yaşanılanların doğal afetmiş gibi olduğu söylense de bunun insan ihmalinden kaynaklandığının ortada olduğunu belirtti. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer de Türkiye'de yapılan projelerde mutlaka son sözü KKTC'deki makamların söylemesi gerektiğine vurgu yaparak bunun yanında belediyelerle de yaşanan sıkıntıların olduğunu belirtti. Şehir Plancıları Odası Başkanı Mertel Refikoğlu ise dere yatağının kapatıldığı ve 90 derece ters döndürüldüğü dahil birçok ihmalin raporda yazdığına işaret ederek binaların ya da yolun yıkılıp yeniden yapılacağına çok fazla ihtimal vermediği gibi yapanın da yaptıranın da cezalandırılacaklarına inancı olmadığını söyledi. Ayrıntılar iç sayfalarda Deniz Abidi'nin kaleminden ve 5 Aralık'taki sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıpları ve maddi hasarların iddia edildiği gibi doğal afetten kaynaklanmadığı bilirkişi raporuyla doğrulanırken, vatandaş yaşananların ülkedeki denetimsizliğin bir sonucu olduğuna dikkat çekerek siyasi erke çağrıda bulundu. Yüreğiniz varsa suçluları yargıya taşıyın demiş vatandaşlar. Bu haberde Melin Dobran imzalı değerli izleyenler. Ve dün en çok konuşulan olay, yol ortasında bıçakladılar. Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet İkideri'nin haberi iç sayfalarda az sonra bakacağız ve ekmeğimizi çalıyorlar. Mausa'da taksicilik yapan Hüseyin Ulusu, ülkede korsan taksiciliğe hala bir çözüm bulunamadığını belirtti. Deniz Abidi'nin haberi iç sayfalarda. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, Yeni Bakış'ın gündeme getirdiği Kıbrıs Sigorta Reasürans ihalesi konusunda yaşananları skandal olarak nitelendirdi. Sigorta ihalesi tam bir yalan rüzgarı demiş Çakıcı. Ve tasarı pazartesi meclise Başbakan Tufan Erhürman vicdani red yasa tasarısının hazır olduğunu açıkladı. Pazartesi meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Birçok kişinin de merakla beklediği bir tasarı değerli izleyenler. Bu pazartesi günü mecliste görüşülmesi bekleniyor. Evet, devam edelim. Değerli izleyenler ve vatandaşlar, KKTC'nin henüz dijital ortama geçememesini çağ dışı bulduklarını belirttiler. 100 sene geriden geliyoruz demiş vatandaşlar Süreyya Özdemir'in haberi ve hayvan üreticileri küçük başta doğrudan gelir desteği büyük başa süt teşviği ile ilgili düzenlemeden memnun olmadığını duyurdu. Ayrıntılar iç sayfalarda. Yeni Bakış'ın hayvan üreticilerinin açıklamaları değerli izleyenler. Evet, yayınımızı da önümüze açtık ve sizlerden gelen bilgileri de yorumlara oradan paylaşabileceğiz. Evet, iç sayfalarına bakalım Yeni Bakış'ın.
sınır kapısında uyuşturucuyla yakalandı. Zeyne'ye geçmedi. Dalmini'ye 3 gün ek tutukluluk haber başlıkları ikinci sayfasında. Ve sınır kapısında lokmacıdan KKTC'ye giriş yapan zanlı Palvinder Singh tasarrufunda 100 gram uyuşturucu maddeyle ele geçirilmiş. Diğeri Erjan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapmak üzereyken yakalanmış. Norden Kamal Anayet Abubayit Erjan'da yakalandı, Zeyna'ya yakalandı. Ve Dalmani'de Fonex'den bir adet oyun konsolu ve bir adet oyun sirkat edip geri götürüp veren arkadaş bu. Henry Valpip 3 gün ek tutuklu kalacak. Üçüncü sayfasında turist geldi kaçak oldu. 7 ay önce 60 gün turist vizesiyle gelip çıkış yapamayan Coşkun Altıner yakalanmış. Ve Girne'de düzenlenen uyuşturucu suçunda, uyuşturucu operasyonunda yakalanan Filistinli Saadet Şan dün mahkemeye çıkarılmış. Mausa'da tasarrufunda 2 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hapta yakalanan Şeymanur Kaptan da yakalanmış. Kefalette serbest kaldı. Ve taksiciler, Mausa'da taksicilik yapan Hüseyin Ulus'u şikayetçi, yolcu bulamaz olduk Deniz Abidin'e konuştuk. Taksici Hüseyin Ulus'u korsan taksiciler yüzünden araçlarını alacak yolcu bulamaz hale geldiklerini belirtti. Ulus'u taksicilik mesleğinin gün geçtikçe tükenmekte olduğunu ifade ederek turistikte izni olanlar otel önlerinde bekleyip sıra şeklinde iş alabiliyorsa bu bizim ayıbımızdır diye konuştu. UBP döneminde turistik T izni verilirken bir kişiye 5 tane verildiğine dikkat çeken Ulus'u, hükümet değişti ancak bu sorunlar bitmedi. Korsan taksiciliğe bir türlü çare bulunamadı, dedi. Ve Lefkoşa'da bıçaklar konuştu. Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde dün saat 13 sularında 23 yaşındaki A.E. Erkan Bayan Dursun, 32 yaşında ve Burhan Bayan Dursun'dan oluşan bir grup ile AM, BD, HD ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişiden oluşan diğer grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı kavga çıktı. İki grup kavga ettikleri sırada BD tasarrufunda bulunduğun bıçak ile Erkan Bayan Dursun'u vücudunun muhtelif yerlerinden 4 kez bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. HD ise tasarrufunda bulunan ahşap sopa ile Burhan Bayan Dursun'un başına vurarak ciddi şekilde darp etti. Olayda ağır yaralanan Erkan Bayan Dursun kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan ameliyatın ardından müşahede altına alındı. Olayda hafif yaralanan Burhan Bayan Dursun ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya karışan ve tespit edilen tüm zanlılar polis tarafından tutuklanırken diğer iki zanlı ise aranıyor. Evet. Böylesine bir olayı yaşadık. Gündüz vakti okuldan çıkış saatinde çocukların hemen okulun yanı başında Lefkoşa'nın en işlek caddelerinin birinin üzerinde iki grup birbirine giriyor. Belli ki önceden bir hesaplaşmaları vardı ve orada bıçaklar çekilip birbirlerini bıçaklayabiliyorlar. Burası KKTC. Her şey artık olabiliyor. Ne yazık ki ülkemizde değerli izleyenler ve bu yaşanan olaylar üzerine de neler neler olmuyor. Köşe yazarlarımız Ali Tekman, irade yoksa huzur ve güvenlik de olmayacak dedi. Çiğdem Dürüst, yoksa bu mu hak ettiğimiz demiş. Ertaş Azer, şikayet demiş. Hani o şarkı var ya demiş, kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime, tütsürerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Ne muazzam bir şarkı, ne muazzam bir eser bu. Ve bunu Müzeyyen Senar'dan dinleyin mutlaka. Nereden getirdi aklımıza şimdi Ertaç Hazer sabah sabah kimseye etmem şikayeti. Müzeyyen Senar'ın o buğulu sesiyle bu akşam böyle cumartesi gecenize bir renk katmak isterseniz mutlaka dinleyin. Böyle sizi alıp bu dünyanın başka bir yerine götürecektir o sesiyle. Ve Kazım Denizci her şeyden umudumuzu kestik, bari kendimizden kesmeyelim. Karar sizindir demiş.
Kazım Denizci de. Ve Derviş Gezer, Başbakan madem üstlendi cevap da vermeli demiş. Köşe yazısında. Benim bugünkü yazım sayfa 23'te Yeni Bakış'ta. Türk edebiyatına 4 büyük şair armağan eden bir kadın yazdım. Bir parantezle değerli izleyenler, Tomris Uyar mutlaka sizler de bu 4 aşkı bilmelisiniz değerli izleyenlerimiz. Kıbrıs, kanlı kavga demiş başlığında bugün. Ülkemizde şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin önünde dün öğle saatlerinde toplam 8 kişinin karıştığı bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. 4 kişi tutuklandı. 2 kişi ise halen aranıyor. Haberin spotlarına baktığımızda KKTC'de şiddet olayları artık her tarafa yayıldı ve korkutucu bir hal aldı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma dün öğle saatlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin önünde taşındı. EV 666 plakalı araçtan inen Ahmet Manga, Hüseyin Manga Dolgun, Bünyamin Dolgun ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi Erkan Bayan Dursun, Burhan Bayan Dursun ve Ali Erişik ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Bünyamin Dolgun, Erkan Bayan Dursun'u dört yerinden bıçaklarken Hüseyin Manga Dolgun ile ise Burhan Bayan Dursun'un başına sopa ile vurarak yaraladı. Bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor değerli izleyenler. Ve 9 kişi öldürüldü, 8 katle teşebbüs, 129 yaralı. Polis Genel Müdürlüğü 2018'de işlenen önemli suçların analizini yayınladı. KKTC'de geçen yıl 9 kişi öldürüldü, 8 kişiye karşı da katle teşebbüste bulunuldu. 129 kişi yaralanırken 1925 kişi fiziki saldırıya uğradı, 372 kadına karşı şiddet suçu işlendi. 13 soygun meydana geldi. 22'si ölümle sonuçlanan 3886 trafik kazası oldu. Verelim bu ayrıntıları. Bunlar çok önemli. Bir daha aktaracağız şimdi değerli izleyenler sizleri. Ve geldiğimiz noktayı KKTC'de ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Polis Genel Müdürlüğü raporları açıkladı. Neymiş bu veriler? 2018'de 2017 yılına ait işlenen suçların dağılımı. Başlayalım. KKTC'de geçen yıl 9 kişi öldürüldü. 8 kişiye karşı katle teşebbüste bulunuldu. 129 kişi yaralandı. 1925 kişi fiziki saldırıya uğradı. 1925 kişi. Bu rakamlar 2017 yılında 8 kişi öldürülmüştü, 14 kişiye karşı katle teşebbüste bulunulmuştu, 132 kişi yaralanmıştı, 1823 kişi de saldırıya uğramıştı fiziki olarak. Gelelim hırsızlığa. 2018'de 325 ev veya binada hırsızlık yapıldı. Diğer hırsızlık suçlarının 1479 olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. 254 dolandırıcılık suçu işlendi, 606'da mala hasar suçu var. Soygun suçları 3 azalarak geçen yıl 13'te kaldı. Kadına karşı şiddet suçlarında ise artış oldu. 2017'de kayıtlara geçen 305 kadına şiddet vakası olurken geçen yılki rakam 372'ye yükseldi. Narkotik ve huzura karşı suçlarda ise geçen yıl bir önceki yıla göre düşüş görülüyor. 2017'de 380 olan narkotik suçlar 2018'de 323'e indi. Huzura karşı işlenen suçlar da 1612'den 1548'e düştü. Ve trafik 2017'de ülke genelinde 3988 trafik kazası kayda geçti. Geçen yıl bu rakam 3886 oldu. Ve 2017'de ölümle neticelenen 37 trafik kazası olurken 2018'de bu rakam 22'ye düştü. Yaralanmalı kazalarda ise 766
ve 750 oldu. Son 2 yılın rakamları hasarlı kazalarda 3148'den 3065'e indi. Bu da ülkemizin bir gerçeği. Bak kafa nasıl kesilir dedi, cinayeti işletip Girne'de vahşice öldürülen Hasan Polat Sepetçioğlu'nun cinayet sanığı Fevzi Şanverdi'nin yargılanma süreci başladı. Mahkemede konuşan görgü tanığı Alparslan Kuşçu, cinayet sanığının bak kafa nasıl kesilir dediğini ve Sepetçioğlu'nun önce boğazını kestiğini sonra da bıçağı sırtına sapladığını söyledi. Evet, bu da tüyler ürperten bir diğer haber. Devam edelim. Yeni düzen, yeni cezaevi, yeni kapasite. Cezaevi dolduğu taştı, yenisi için geri sayım başladı. Mevcut cezaevi kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve mahkuma ev sahipliği yaparken 2018 yılı Ocak ayında başlanan yeni merkezi cezaevi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Yeni düzen, yeni cezaevi inşaatını dün görüntüledi değerli izleyenler. Evet, yapımına 2018 yılı Ocak ayında başlanan yeni cezaevinin 500 günlük ihale süresi Mayıs ayında sona eriyor. Cezaevi tamamlanma aşamasına geldi. Yeni düzene konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, ülkede artan suçlar nedeniyle cezaevindeki mahkum sayısında azalma olmadığını, sayının katlanarak arttığını belirtti. Ve dün itibariyle cezaevinde 505 erkek, 27 kadın mahkum ve tutuklu olmak üzere 532 kişi var. En küçük tutuklunun 15 yaşında olduğu öğrenilirken en büyük tutuklu ise 71 yaşında. Ve vicdani ret yasa tasarısı pazartesi mecliste. Başbakan Erhürman Kanal Sim'de katıldığı televizyon programında açıkladı. Ve sokak ortasında bıçaklı saldırı. Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan iki kardeş ve karşı grubun arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Ve böyle olur kimsesizlerin cenazeleri, Sevgül Uludağ'ın yazı dizisi iç sayfalarda ve vize zorunluluğu dönemi başlıyor. Sel raporunun ardından gözler yeni süreçte. Evet, değerli izleyenler, 5 bölgede teknik detaylı inceleme yapan uzmanlar yeni düzene konuştu. Tüm devlet projelerinde mimar ve mühendis odaları birliği çatısı altında vize alma zorunluluğu getirileceğini, öncelikli bölgelerin belirlenerek çalışma yapılacağını söyledi. Havadis, dövdüler, dövdüler, bıçakladılar. Başkent Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada odunlar, bıçaklar konuştu. Kentin insan ve araba trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden birinde yaşanan olayda birisi ağır, iki kişi yaralandı. Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde dün öğle saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Küfürler, tehditler havada uçuştu. Odunlar, sopalar çekildi. En son devreye bıçak girdi. Başkentin göbeğinde güpegündüz yaşanan ve onlarca kişinin tanık olduğu olay infiale neden oldu. Havadis'in olayın tanıklarından edindiği bilgiye göre iki grup önce tartıştı, olay büyüdü, tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgada kan döküldü. Olay Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne 500 metre uzaklıkta yaşandı. Polis olay yerinde ulaştığında zanlılar çoktan kaçmıştı. Akşam saatlerinde ise 5 kişi tutuklandı. Hayati tehlikesi yok dedi Bülent Dizdarlı. Erkan Bayan Dursun'un bağırsağında 11 santimetrelik kesi vardı. Doktor Simay Çavuşoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sonrasında hayati bulgular iyi olan hasta cerrahi serviste tedaviye alındı. Ayrıntılar iç sebebi ait sayfalarda.
ve memlekette huzur yok. KKTC'de 2018 saatli olaylar artarak devam ettiği ülkede ne trafik sorunu bitti ne de uyuşturucu ile baş edilebildi. Kadına şiddete yenileri eklendi, yine cinayetler işlendi. Dolandırıcılık, soygun ve hırsızlığın sonu gelmedi. Ayrıntılar iç sayfalarda yer buluyor. Acı bir tablo, kara bir tablo. Ülkemizdeki yaşanan adli vakaların işlendiği, ele alındığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tekrardan ve yeniden diyelim, bu haberleri her çıktığında buradan okuyacağız ki birilerinin kafasının içerisine girebilsin ki bu ülkede huzur ve mutluluk yok diye. Ve tasarı pazartesi meclise sunulacak. Başbakan Tufan Er, Hürman Vicdan İret yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve pazartesi günü bu tasarının meclise sunulacağını söyledi. Ve 2019'da çok kavga edeceğiz demiş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği. Evet, kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz gazetelerimize. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Kendi ülkemde işimi severek yapıyorum. İşimi büyütmek istiyorum ama sosyal güvenlik yatırımlarıyla başa çıkamıyorum. Yeni eleman istihdam etmekte zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu iş gücünü istihdam edecek işverenleri teşvik ediyor. Tüm iş kollarında 16-60 yaş arasında istihdam edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal güvenlik primlerine destek sağlıyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Evinizde veya iş yerinizde 3 kilogramla 5 kilogram arası karbondioksit tipi
yangın söndürme cihazı bulundurun ve yılda bir kez kontrolünü yaptırın. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 numaralı itfaiye telefonundan durumu ilgililere bildirin. Unutmayın, küçük önlemler büyük tehlikeleri önler. Evet, aranın ardından birlikteyiz ve konuğumuzla birlikteyiz. Bugün sabah saatlerinde Mertsel Refikoğlu'nu da ağırladık gazete manşetlerini değerlendirirken. Biz de böyle kahve içmeye geldi, az sonra çekime çıkacaktık. Dedik ki yayına gel, birlikte devam edelim. Gazete manşetlerimize iyi doldu. Hoş geldin sevgili Mertsel. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bu arada bizim yeni yılın ilk programı oluyor bu sizinle. Evet. Yaptığımız ve gazete manşetlerini okurken farklı konularda da sizlerin bugün değerlendirmelerini alacağız. Afrika ile devam edelim. TC'lilere vatandaşlık müjdesi. KKTC yeni vatandaşlarını kucaklamaya hazırlanıyor demiş Afrika manşetinde. Velef Koşa surlar içini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve bazı HP milletvekilleri düzenledikleri toplantıda bölge sakinlerine vatandaşlık müjdesi verdiler. Özersay, vatandaşlık yasasında sona gelindi dedi. Ayşegül Baybars ise beyaz kimlik kapsamının genişletileceğini ve bu kişilerde kamudan alacağı hizmetlerde kolaylığa gidileceğini, kimlik sahibi olanlardan her yıl çalışma izni istenmeyeceğini, bu kişilerin iş kurma yetkisine sahip olacağını söyledi Afrika'nın haberinde ve vicdani ret yasası pazartesi mecliste. Tufan Ergürman vicdani ret yasa tasarısı ile ilgili imzaların atıldığını ve yasanın pazartesi meclise sunulacağını söyledi. Dün akşam basın sende Kıbrıs'ta vicdani ret platformunun gerçekleştirdiği toplantıda vicdani ret yasasının takibi için pazartesi günü saat 11'de herkes meclisin önüne çağrıldı. Bir diğer haber başlığı manşetinde bugün Afrika'nın asker mühimmat temizliği için halktan yardım istedi. Bomba bulan bize haber versin dedi. Ve Alayköy Muhtarlığı bir yazı yayınlayarak vatandaşlardan askerin tatbikatların da ardında bıraktığı serseri bombaların temizlenmesi konusunda yardım istedi. Evet, daha kısa bir süre önce 13 yaşındaki bir çocuk bir mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybetmişti ülkemizde. Ve günün sonunda asker vatandaşlara dedi ki bomba bulursanız bizi arayın, yardım edin, temizleyelim bunları. Böyle bir ülkede yaşıyoruz Mertir. Yani... Bomba bulacağım, alacağım, haber vereceğim şeye, askere. Gel topla diyor. Yani bu çok da mantıklı bir açıklama gibi gelmedi bana. Evet, yani aklı başında, işte avda mavda ya da bu ülke savaş gördü. Bir şekilde çok binde bir de olsa böyle bir şeyle karşılaşılabilir ama sen her gün atış attığın yer halka açık bir şekilde çocuklar oynuyor. 3 yaşında, 5 yaşında, 15 yaşında, 12 yaşında bir çocuğun onu ne olduğunu anlayıp haber vermesi
birazcık saçma olmuş gibi geliyor. Sonrasında da acı haberleri konuşuyoruz zaten. Yani, de karşımıza çıkıyor. O nedenle söyledim zaten işte. Yani böylesine gariplikler ülkesinde yaşıyoruz. Diğer yanda nüfus dağılımının ve nüfusun değişen nüfusun ülkemize bir takım sıkıntılar getirdiğini söylerken yeni vatandaşlıkların kapıda olduğu... Yani bence ülkedeki en büyük sorundur Serkan Soğalan bu. Yani bizim planlama açısından da her açıdan vatandaşlık verilsin verilmesin değil dünyanın her yerinde. İngiltere'de 10 yıldır sanırım, Avustralya'da 10 yıldır yani en gelişmiş ülkelerde, Amerika'da. Bizim ülkemizde de ama bizim ülkemizde bir kontrol... Yani ben ne kadar nüfus istiyorum, ne kadar nüfus daha bu hayatı sürdüreceğim, 10 yıl sonra nüfusum ne olacak gibi çalışmalar yapılmak zorundadır. Yoksa her şeyi boş boşuna uğraşıyoruz. Yaptığımız yollar yarın nüfusumuzun ne olacağını bilmediğimiz için, onun kaldırıp kaldırmayacağını bilmiyoruz. Yaptığımız okullar, yaptığımız hastaneler, o bakımdan bu biraz önce okuduğun haberde de İşte vatandaşlık verilmeyecek ama bilmem ne renk bir şey verilecek. Beyaz kimlik. Verilecek. O kimlikle işte çalışma... Zaten buradaki insanlarla konuştuğunuz zaman ben birazcık meraklıyım, konuşurum. Abi der KKTC şey değiller yani, Amerika vatandaşlığı değiller. Bizim der vatandaşlık isteme amacımız bize şey tecavüzcü muamelesi yapılmasın hastanede. Her ay gidip, 6 ayda bir gidip kanımızı vermeyelim. İşte onu yapmayalım, bunu yapmayalım. Yoksa biz... KKTC vatandaşı olsak ne olmasa da biz aldıktan oldu, biz doğduktan olduk KKTC'de, bir şey olmadı. Onun için onlar da yani o şeye vardılar, dünyanın hiçbir yerinde tanınmayan bir KKTC vatandaşlığını alsak ne almasak ne. Ama sen böyle bir kolaylık sağlarsan bu insanlara, vatandaş yapman ama çalışma izni verin, oturma izni, yani belli bir süre oturma izni verin, kontrollü, bence mantıklıdır. Ancak bu ülke adaya... Kaç tane insan girecek, kaç tane öğrenci girecek, kaç tane insan yaşayacak, kaç tane insan ölecek kontrol etmemiz lazım. Nereden geldiği önemli değil. İnsanlar doğumu kontrol ediyor ya. Yani Çin'de diyor ki insanlara ya bir çocuktan fazla yapmayın diyor. Çünkü der batacak. Yani başka turistik bir ülkede vatandaşlar imza topluyor, turist gelmesin diyor daha fazla artık. Çünkü kaldıramıyoruz. Yani bunlar bunun bilincinde. Biz gelen gelecek, gelsin ama... Kontrolümüz çerçevesinde gelsin. Ben bileyim ki Tunceli İlkokulu'na bu sene 500 öğrenci gelecek. Hı hı. Seneye 550 gelecek. Öbür sene 450 gelecek. Hı hı. Ben bunu Milli Eğitim Bakanı olarak bileyim. Oradaki müdür olarak bileyim. Serkan Ansız'ın son bir ayda 100 tane öğrenci. Ne yapacaksın? 5 yaş, 6, 7, 10 yaşındaki çocuğu ne yapacaksın? Okula vermeyeceksin. Hı hı hı. Yani diyeceksin ki yok benim okulum dolu diyemem. Sosyal devletsin madem dırnak içinde. Senin çocuğun 20-25-30 kişilik sınıflarda okumayı beklerken ansızın 50 kişi olacak sınıf. Hı hı. Yani en basiti bile bu konunun. Peki vicdaniyet yasası pazartesi meclise geliyor. Başbakan Tufan Erhürman dün akşam katıldığı televizyon programında bunun haberini verdi. Tabii öncesinde de Halil Karapaşoğlu olayında bir hüküm verildi. Ya 2000 TL'yi öde 10 gün içerisinde ya da 20 gün cezaevine gönderilecek. Halil silah almayı reddettiği için seferberliğe gitmediği için. Bir iddiada bulunayım. 100 tane insana sorun. Aile, çoluk, çocuk, KKTC'li, Kıbrıslı. Hı hı. 99 askere gitmek istemez. Doğrudur. Bu askerliği yapmak istemez. Doğruya doğru. Dün arkadaşlar hatırlattı. Ben askerliğimden dolayı işe girmeyi kaybettiydim. Ben ve eşim ikimiz de şehir plancısıydık. Ve o zaman münhal açılmıştı şehirciliğe, şehir planlama dairesine. Ben girememiştim ve arkadaşım girmişti o zaman. Ben çünkü askerlik yapmak zorundaydım. Ha, ben askerlik yapmadım, vicdan ireti olarak değil. 4 sene yurt dışında kalmayı tercih ettim. 4000 pound vermeyi tercih ettim. Ve yapmadım. Seferberlik gidiyorum sırf... Açık söyleyeyim, yani örgütlü olmadığımdan ve başımın ağrımasını istemediğimden. Yoksa bu sizlerin, Halil'in ve diğer Murat Kanatlı'nın daha önceki arkadaşların keşke artarak büyümesi, ki sizin de bunu ilan etmeniz güzel oldu. Bu artar, belki daha da artar. Belki bizler de bunu yapabiliriz. Yani günün sonunda evet 20 gün bu şartlarda çok saçma bir şekilde hapis yatacak ama bu 20 günün bedelini
bu hükümet, bu devlet ileride ödeyecek. Yani bu kesindir. Bunun i̇şte dileriz pazartesi günü meclise gideceği için bu olayın Halil'in olayından önce sonuçlanması ve bu tutuklama mahkumiyetin olmaması yönünde yani, beklentimiz o yönde. Bu yasayı 10 günde geçir 10 gün 10 günde geçirebilirlerse bu ülkede her şey olabilir. Daha önceden 2 günde geçen yasalar olduğunu biliyoruz. Umarız yani, olur tabii. Yani hızlanıp eğer yapılmak istenirse yapılır ve bu ayıp ortadan kalkar diyelim günümüz koşullarında. Diyalogla devam edelim sevgili kahraman. Ve diyalog kanlı hesaplaşma başlığını kullanmış bugün ve olayla ilgili fotoğraflar da yayınlamış. Olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleriyle yaşanan dehşet olayın fotoğrafları da ekranlara gelmiş durumda. Bu da nüfusla alakalı bir şeydir işte. Maalesef dün yaşanan her okulun önünde, çocukların önünde bıçaklama, kavga, belediyenin önünde. Bu da yine nüfus, her şeyin sonunda nüfusa geleceğiz. Ben getireceğim konuyu her şeyin sonunda nüfusa. Her gün yaşadığımız, yani biz çocuklarımızı pamukların içinde yetiştirmeye çalışıyoruz ve o çocukları bu şekilde bir kavganın içine sokacağız. Nasıl olacak o işte? O da ayrı bir tartışma konusu. Ya biz mi yanlış yapıyoruz acaba? Evet, haberin detaylarına baktığımızda aslında daha bir ürkütücü tablo karşımıza çıkıyor. Kanlı hesaplaşma başlığı diyaloğun bugün. Polis Genel Müdürlüğü'nün ağır suçlarla ilgili raporunun açıklandığı günde Lefkoşa'nın göbeğinde sayılan Atatürk Caddesi'nde güpegüz meydana gelen kanlı hesaplaşma yürekleri hoplattı. Kız meselesi yüzünden karşı karşıya gelen biri 3, diğeri 5 kişilik grubun bıçaklı sopalı kavgasında Erkan Bayan Dursun ciddi şekilde yaralandı, bıçaklandı değerli izleyenler. 2 kişi hala aranıyor ve tutuklanan zanlılar bugün mahkemeye çıkarılacak. Diğer bir haber başlığı, 2018'de KKTC'de 9 kişi öldürüldü, 8 kişiye yönelik öldürme teşebbüsünde bulunuldu, 129 kişi yaralandı, 1925 kişi ise fiziki saldırıya uğradı. İşte biz olduktan sonra biliyoruz olayları. Yoksa bilsek ki bu kadar nüfusumuz var, bu kadar bu mezunumuz var, bu okuldan mezunumuz var, bu kadar kadınımız, bu kadar erkeğimiz, bu kadar çocuğumuz, belki de bunların bir kısmı olmadan engelleyecek. Ama biz olduktan sonra 9 kişi öldü. Ki eminim bu bilgiler de umarım doğrudur, tam doğrudur. Bunlar olsun biliyoruz en azından olduktan sonra. Tabii bir de şu var, bunlar sadece buzdağının görülen kısmı Mertar. Evet. Bir de kırsalda şiddete uğramış, darp edilmiş, kadına şiddet vakalarının olduğunu biliyoruz. Çocuğa istismar olaylarının olduğunu zaman zaman duyuyoruz ve bunların birçoğu basına yansımıyor. Birçoğu polis raporlarına giremiyor çünkü insanlar genelde çekiniyor bu gibi işlerden. Evet. Yani şiddete uğradığını gidip de en yakın polis karakoluna bildirmekten ziyade evinin içerisinde çözmeye çalışıyor. Ve oralarda kapanıp bitiyor olay. Ayıptır, kimse duymasın diyerek. Ancak bu noktada da bir farkındalık yaratmamız lazım. Kim şiddete uğrar, şiddeti görürse mutlaka gerekli yetkili mercilere iletilmeli bu olay ki bir daha tekrarlanmasın. Bu noktada bölge halkına, aileye, konuya, komşuya da büyük görevler düşüyor. Özür dilerim. Evet, arabasının akrabasının evinden farklı tarihlerde 30.550 lira çalmış 71 yaşındaki Özkan Kentsiz. Farklı dönemlerde eve girip 30.550 lirayı sirkat ettiği için tutuklanmış. Aile şok olmuş bu olay üzerine akrabasının evinden. İki tane uyuşturucu olay var. Bir tanesi kız arkadaşının ihbarıyla yakalandı. Kız arkadaşını darp etti, kız arkadaşı da acısını onu ihbar ederek çıkarttı. Serkan, ben bir de şeyi düşünüyorum, yani bu tür haberleri böyle direkt manşetten vermek, yani saklamak demiyorum ama yani işte Türkiye'deki gazetelerde mesela 3. sayfada verilir bu tarz haberler. Yani tamam, aile şok olmuş, para çalmış diye bunun manşetlik bir hali mi var? Sadece moral bozar. Kız arkadaşını ihbar etmiş, bunun manşetlik bir hali mi var? Kanlı hesaplaşma ve Lefkoşa için dün çok önemli bir haberdi ama üzerinden 100 gram çıkmış. Manşetlik bir önemi mi var? Sen daha tecrübelisin, sana soralım yani. Var mı bunların manşetlik bir önemi? Şimdi bilhassa uyuşturucu haberlerinde sevgili Merter, farkındaysan çok yerde uyuşturucu haberlerini görüyoruz. Bunlarda haberi şu olarak düşünmemiz lazım. Evet, ülkemizde adli olaylar yaşanıyor. Mahkemeye her gün onlarca kişi çıkıyor farklı mahkemelere, kaza mahkemelerine. Ancak bunların içerisinden haber anlamında hangisi daha önemli haberdir, hangisi
daha sonra verilmesi gereken bir haberdir. Örnek gösteriyorum, Lefkoşa içerisinde okulun çıkış saatinde, sokak ortasında polise 500 metre mesafelik bir yerde eğer biri birbirlerini bıçaklayabiliyorsa, bu cesareti bulabiliyorsa bir insanlar, bunun sosyolojik olarak habere, manşete taşınması normaldir. Onda tamamdır, onda anlaştık. Bunda bir sıkıntı yok. Ya da askerin mühimmatları bulup bize yardımcı olun demesi manşet haberdir. Birincil haberlerden biri olmalıdır. Ancak bu tarz adli haberlerde, örnek gösteriyorum, 100 gram üzerinden uyuşturucu çıkmış bir kişi ya da 30 gram türünü söylemeyeceğim reklam olmasın diye, bir uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi manşetten fotoğrafıyla yayınladığı zaman biz onu topluma kazandıramayız tekrardan. Onun bir şekilde ıslah edilmesi, tedavi edilmesi ya da bu illetten kurtululmasını sağlamalıyız biz. Fakat onu ifşa ederek, gazete manşetlerinde fotoğrafını yayınlayarak biz ona zarar veririz. Ha, diğer yandan uyuşturucu ithal suçlularını da, bu ülkeye uyuşturucu getiren baronları da sayfa sayfa vermemiz gerekir manşetlerden de. Yok, onları milletvekili yaparız, bakan yaparız, büyük işletme sahibi yaparız. Onları veremeyiz. Yani onun asıl hedef noktası onlar olmalı diye düşünüyorum ama dediğin noktada hassasiyetimizde ben de katılıyorum. Gelelim Kıbrıs Postası'na. Kıbrıs Postası bugün silahsız, üniformasız ama kışla da demiş manşetinde. Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre vicdan iletçiler için bir formül ortaya çıktı. Vicdan iletçiler önce bir komisyona girecek, ardından ise normal askerlik süresinden daha uzun bir müddet boyunca üniformasız, silahsız, sosyal sorumluluk projeleri ve askeri makamların idare işlerinde görev yapacak. Rasih Reşat yazdı ayrıntılar iç sayfalarda ve Başbakan Erhürman Vicdan İret ilgili yasa tasarısı pazartesi günü mecliste olacak dedi açıklamasında. Fotoğraf başlığı Kıbrıs Postası'nın Lefkoşa'nın göbeğinde bıçaklı ve sopalı kavga, biri ağır, iki kişi yaralı, iki kişi aranıyor. Ve Alsancak Belediye Başkanı Ataser çevre yolu için net bir tarih yok demiş. Hayvancılar Birliği Tarım Bakanlığı'yla yapılan toplantıyı terk etti. Bu yıl çok kavga edeceğiz demiş Hayvancılar Birliği. Ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu 9 Ocak'ta toplanıyor. Rehabilitasyon merkezi konusunda ilk adım atıldı. Öğrenci muhaciret işlemlerinin son günü uzatıldı ve 2018'in suç panoraması 9 cinayet, 129 yaralı, 1925 fiziki saldırı ve 1479 hırsızlık. Ayrıntıların tamamı Kıbrıs Postası'nın iç sayfalarında. Halkın Sesi, Lefkoşa'nın göbeğinde bıçaklama başlığını kullanmış bugün. Lefkoşa'da dün öğle saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada 32 yaşındaki Erkan Bayandursun bıçaklandı. Kardeşi Burhan Bayandursun ise darp edildi. Şiddet tırmanıyor başlığını kullanmış manşetinde ve ülkede 2018 yılında işlenen bazı suçlarda 2017 yılına kıyasla artış görüldü. Ve geçen yıla 9 kişinin cinayet haberi yansıdı. DPÖ açıklaması var. Aralık ayında hayat ucuzlamış. 2018 yılı Aralık ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre %-1.49 olarak gerçekleşmiş ucuzlama. Bak, yani ben geç kaldım biraz, onun için şey yapamadım. Vize zorunluluğu dönemi başlıyor. Yani siz 1.2 metre üstündeki yaptığınız her türlü inşaat faaliyette vize zorunluluğunuz var zaten. 2020 yılına geldik. Bundan sonra 4 tane insan öldükten sonra, bu kadar evi su bastıktan sonra, geçtiğimiz yılları saymıyorum, sadece bu yılı. Bundan sonra artık vize alma zorunluluğu getirilecekmiş. Vay 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 diyoruz ve güzel diyoruz yani. Yine aynı şekilde cezaevi yapılacak yani. Kaç insana göre yapılacak cezaevi yani? Bir öngörü var mı? 10 yıl sonra kaç tane suçlu insan olacak? Yoktur. Onun için boşuna yapacak onu da bir şekilde. Yani eğer Ali Kişbir'le aynı noktaya geldik bu noktada ama o da izlerse ona da selam söyleyelim. O işte imar planına gerek yok. Nüfusu bilmezseniz imar planına. Ben öyle demiyorum. Yapalım plan. Sistem yapalım ama nüfusu da bilelim diyorum. Neredeyse aynı noktaya geliyoruz Ali Kişbir'le yavaş yavaş. Vatan Gazetesi, değerli izleyenler, hayvan üreticileri memnun olmadı. Naimoğulları 160 milyon TL'lik bütçeyle bu işin içinden çıkamaz, bir yere varamayız dedi. Hayvan üreticileri küçük başta doğrudan gelir desteği, büyük başta süt teşvikiyle ilgili düzenlemeden memnun olmadığını duyurdu açıklamasında.
Ve Aydın Denktaş'ı uyutan ilaçlar kısmen azaltıldı. Zatürre teşhisiyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakımda olan kurucu cumhurbaşkanı, birinci cumhurbaşkanı diyeyim ben, birinci cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş'ı uyutan ilaçların kısmen azaltılmaya başlandığı, uyanmasının beklendiği öğrenildi. Ancak aldığımız bilgiler yaşam savaşı verdiği yönünde, durumun kritik olduğu yönünde. Bir diğer hastane haberi, eski başbakanlardan İrsen Küçük de Güney Kıbrıs'ta tedavisine devam ediliyor ve gripal enfeksiyon sonrası yaşadığı kalp sorunu nedeniyle o da güneyde yoğun bakımda. İkisine de acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmalarını arzu ediyoruz. Ve Başbakan Tufan Erhürman, vicdan ile yasa tasarısı hazır dedi. Ve pazartesi meclise sunacak Kanal Sim'de katıldığı programda sevgili mailin sorularını yanıtladı Başbakan Erhürman. Ve yağışlı hava çarşambaya dek sürecek, yarın rüzgar fırtınamsı esecek. Yağışlı hava çarşamba gününe kadar devam edecek. Yarın rüzgar kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı esecek. Hava sıcaklığı ise 4 derece düşecek Meteoroloji Dairesi'nin uyarılarına göre. Ve DAYÜ Nature Index'te 3. kez Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi arasına girmiş. Bu da bir reklam haber olarak karşımıza çıktı. Biz de aktardık sevgili Merter. Evet, yani dünyada şeyler vardır, koca koca kitaplar vardır. İngiltere'de ben öğrenciyken biliyordum. Matematik bölümünün üniversite listesi belli olur. İşte Serkan Üniversitesi matematikte birincidir. Serkan Üniversitesi sosyolojide 20.'dir. Yani şu anda işte dünyada yakın diğer üniversitelerimiz de yapar. Bir bölümde ilk 1000'in içine girer. İşte 500. sıradayız, 300. öyle bir şey yok. Yalandır yani bunlar, böyle haberlere çok fazla umarız gelirler, yükselirler, şey yaparlar ama yani ucundan işte en iyi kampüste kampüs bile var o kitapta. Kalın bir kitaptır, İngiltere'deki tüm üniversitelerin sıralamalarını belirtir. Her yılda çıkar o kitap, ismini unuttum şimdi. Kampüs sırası var mesela, en iyi kampüs, en iyi matematik, en iyi sosyoloji, en iyi psikoloji bölümlerini tek tek sıralar. Ha, en iyi üniversiteler, Oxford'u, Cambridge'i bilmem nesi birçok bölümde yukarıda gider. O üniversiteyi yukarıya atarsın ama bir bölümde sadece aradan en iyi kampüs sana aittir. İlk ona girmişindir. İlk ona girdiğin anlamına gelmez yani üniversite. Sadece o alanda. Sadece o alanda ilk ona girmişindir. Onu da söyleyelim. Kimse söyleyemiyor bunları. Söyleyelim. Biz de sevindik yani, okuduk böyle derecelerde, en iyilerdeyiz. Tabii tabii, en iyilerdeyiz. Evet. Bellidir zaten verdiğimiz eğitimden, memleketin halinden bellidir hep verdiğimiz eğitim. Peki bir şey sorayım. Yani Kıbrıs'ın kuzeyinin geneline baktığımızda, ki toplumun içerisinde sosyal bir arkadaşımızsın da, aydınlık düzeyimiz ne boyuttadır sevgili Merter? Bence gelişmemiş ülke boyutundadır. Tam olarak şey vermeyemeyim ama bu kadar üniversite mezununun olduğu, okur yazar oranının %99... Okur yok, yazar oranı var. Yüksektir evet yazar oranımız, okuma oranımız, kitap okuma oranımız yerlerin altındadır. Bu işin de yani laf azanlık etmiyorum. 5 sene kitap evi çalıştırdım. Biliyorum yani. Memlekette bu kadar üniversite, bu kadar öğrenci, bu kadar nüfusa 2 tane kitap evi yetiyorsa zaten gelişmişlik düzeyimizi bir noktaya da anlatıyordur diye düşünüyorum. Ha, üniversite okuma anlamında vardır yani %100'dür. Tebrik ederim o %100'ü de. Evet. Radikal ne yazmış bugün? Barış diline dönün demiş manşetinde. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten tek adam diktatörlüğünün tüm yetkileri Kıbrıs sorununun çözümünde samimi davranmadığı ve Akdeniz ve doğalgaz aramaları konusunda tehdit ve şantaj politikaları uyguladığı için ipleri elinden kaçırmış oldu. Diplomatik çevrelerin Türkiye'nin bundan sonra yapması gerekenin barış diline yeniden dönerek diyalog kanallarını açması olduğu söyleniyor. Çatışma değil müzakere, savaş değil barış manşetini kullanmış. Ve DJV'den gazetecilere Türkiye'ye gitmeyin uyarısı. Alman Gazeteciler Birliği, Türkiye'ye seyahat edecek gazetecilere tatilin kötü bir tuzak haline dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bu da Türkiye'nin acı ve utanç tablosu olarak karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. Ve iki tarafta suçlu. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıs'ı Türk üyesi Küçük, komite kayıpların başlarına gelenlerle ilgili olarak her iki tarafında sorumlu olduğu kabul edilerek kuruldu
açıklamasını yaptı ve Lefkoşa'da iki grup tartıştı, iki kişi yaralandı, yaşanan olayı aktardı. Ve İzcan'ın bypass ameliyatı pazartesi günü. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan'a geçen hafta yapılması planlanan anjiyonun ardından dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılması beklenen bypass ameliyatının pazartesi gününe ertelendiği bildirildi. İzzet İzcan'a da, İzzet Başkan'a da geçmiş olsun, acil şifalar diyelim. Daha sağlıklı aramıza dönsün. Ve Güneş, mağduriyet giderilmeli demiş Ulusal Birlik Partisi. Tam senin konunda bir manşet yaptı Güneş. Ersin Tatar, dün aşırı yağışlardan zarar gören Yeşilköy ve civarında incelemelerde bulundu. Tatar incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada devletin halkın mağduriyetini gidermesi gerektiğini vurguladı. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yağışlar sonucu kullanılamaz hale gelen yollar ve zarar gören diğer bölgeleri ziyaret etti. Devlet vatandaşın mağduriyetini gidermelidir dedi, aynı başlık. Gidermelidir tabii ki. Da Ersin Bey, bu yolları kim yaptı, bu yolları kim ihaleye çıktı, bu yolları kim yaptırdı? Bunlar da çıksın bence ortaya. Bu halkın mağduriyetiyle beraber, öncesinde demeyeyim, halkın mağduriyeti giderilsin tabii ki. Devletsek, eğer ülkeysek. Ancak Ersin Bey kim yaptı bu yolları, kim kaç para yedi, kim kaç para rüşvet yedi, kim kime peşkeş çekti, kim proje hazırlamadan bu yolları yaptı, müteahhiti kim idi, ortağı kim idi, mühendisi kim idi, hep bunları da açıklayalım tek tek. Hepsini böyle dökelim, o zaman ülke olacak. Yoksa işte mağduriyet giderildi, CTP hükümeti çok suçlu, dörtlü hükümet... Bu yollar oldu ya. Yağmur'u CTP hükümeti. Ben bu hükümeti ne kadar eleştirdiğimi herkes bildiği için rahat konuşayım. Bu yağmur'u CTP yağdırdı, HP yağdırdı, TDP yağdırdı da onun için böyle oldu. Yok öyle bir şey. Aynı şey şu anda UBP hükümette olsaydı maalesef diğer partilerimizde olacaktı. Böyle ülke olamayacak. Bu şekilde olamayacak yani. Evet. Tabii bir de şu var. Bu yolların hemen hemen hepsi yeni yollar. O da ilginç bir şeydir. Yeni yollar, yeni binalar, yeni sokaklar zarar görürken eskiler görmüyor çok fazla. Çünkü hırsızlığımız daha azdı o zamanlar. İngiliz şeyi altındaydık, egemenin altında. Onların hırsızlığı daha azdı. Biz daha fazla hırsız olduğumuz için, hem Müslüman, hem Akdenizli, hem Kıbrıslı olduğumuz için. O bakımdan biz daha fazla hırsızlık yapıyoruz. Bunları anlatalım tek tek. Yani evet, çok büyük bir adımdır başbakanın. Tebrik de ederim kendisini. Başbakanın çıkıp Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne alın bunu inceleyin demesi. Yol çok ayrıntılı bir şekilde incelendi ve suçlular ortadadır. Sel felaketi çok ayrıntılı incelenemedi. Çünkü 2 haftalık bir süreç vardı. Zaten başkan da söyledi, Seren Başkan da bunu söyledi. Yüzeysel olarak incelendi. Daha ayrıntıları incelenecektir diye düşünüyorum. Ve bu raporu eline alıp başbakan 3 tane mühendisle beraber oturup basının önünde konuştu. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonra atacağı adımlarda da aynı şekilde birileri cezalandırılırsa, birileri suçlar ortaya çıkarsa, işte bundan sonra vize alınacakmış. Bu da bir adım. Zaten alınması lazım. Yani şimdiye kadar yapılmış bütün projeler onu demek soracaktım. Ki yasaya aykırı. Tamam, onu soracaktım Mertar. Yani bugün örnek gösteriyorum. Ben bir iş yapacaksam ve bir vizeyi alacaksam eğer ve almamışsam ve yapmışsam yapılması gereken bir şey çıkıp da söylenmesi, bundan sonra vize alın. Zaten alınması gerekmiyor muydu? Geçmişte yapılanların hesabı sorulacak mı? Serkan, şu anda Dereboy Caddesi'ndeki dükkanların %99'u kaçaktır. Öndeki şeyleri, çıkıntıları. Şu anda ülkedeki binaların %30'u diyeyim, hadi ben araştırmadım, havadan konuşuyorum. İyimser 40'ı diyeyim, 30'u 40'ıdır. Tamamen her şeyiyle tamam. %60'ı, 70'i, mutlaka bir eksiği, hiç projesi yoktur. Garajı kaçaktır. Öndeki ona, ön ayağına yapılan şey kaçaktır. %70'inde bu sorunlar vardır. Bunlar, demek ki biz Arap'ın yaptığı Girne ilk yolu da vizesizdi. Şu anda yaptığımız o çevre yolu, övündüğümüz çevre yolu demek ki vizesiz. Vizesi var mı bunun? Bunu da soruyoruz. Şu anda yapılan, daha bitmeyen. Lefke yolu demek ki vizesiz. Karpaz yolu vizesiz. Girne yolunun vizesiz olduğu anlaşıldı.
Ha ben bir de kendime de suç buluyorum. Vizesizse çıkıp bizde bağıracak o zaman vize olarak. Bu yolun vizesi yok. İnsanlar öldükten sonra değil. Yani vize veren bürolarımız her gün geçmiyor muydu Girne yolundan? Orada bir inşaat faaliyet yapıldığını bilmiyor muydu? Görmüyor muydu? Herkes bilmiyor muydu? Ben o bin oraya vize verilmediğini nereden bileyim Serkan olarak, vatandaş olarak? Ama sen biliyorsun. Bilmek zorundasın. Birlik olarak. Bey arkadaşlar, bu yolun vizesi yoktur ha. Ne için sormadı? Ne için bu insanlar ölmeden sormadık? Bu yolun vizesi yok, mühendisi yok, projesi yok. Öldü insanlar, şimdi vizesi yok. Tamam, yani umarız bir şekilde o da çözülür. Evet, hızlıca Türkiye gazetelerine bakalım ve veda edelim. Hürriyet, bu da mavi kuş borsası demiş. Son dönemde yüksek sayıda takipçisi olan sosyal medya hesapları özellikle Uzak Doğu'da 10-20 bin dolar alıcı buluyor. Ancak uzmanlar hesaplarını satan kişileri bekleyen tehlikeler konusunda uyarıyor. Hukuki sorumluluk satanda. Özellikle mavi tık sahibi, yani Twitter hesabı tarafından kullanıcısı onaylanmış hesaplar rağbet görüyor. Ve kampüse heykeli dikilti. Sokak köpeği Rocky'nin heykeli İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya kampüsüne dikildi. Güzel bir şey. Yani bir üniversitede bir sokak köpeği yıllarca 10 yıl önce mütevelli heyeti başkanı buradan atın demiş rahatsız olup köpeği. Ancak köpek kaçmamış. Yine gelmiş. En son okulun bir simgesi oldu. Ve vefatından sonra da heykeli yaptırılmış okulun içine. Güzel bir uygulama. Ve katil Türkiye'de mi? Ukrayna'nın Harkov kentinde Karazin Üniversitesi'nde tıp eğitimi gören Buket Yıldız ile Zeynep Hüsün Bey'in 31 Aralık gecesi yaşadıkları evde katledilmesine karşın yeni detaylar ortaya çıkmış. Birisi sürekli onları rahatsız ediyordu. 88 doğumlu Türk vatandaşı bu kişinin 2 Ocak'ta uçakla Türkiye'ye kaçtığı öğrenilmiş. Ve futbol 31 Ocak müjdesi, kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması projesinde dün önemli bir adım atıldı. Biz İstanbul'da üçlü zirve yapılacak. Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Afganistan arasında gerçekleşen İstanbul zirvesinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Ve BM'den Riyad'a Kaşıkçı çağrısı, BM İnsan Hakları Yüksek Konserliği Sözcüsü Ravina Şamatşani, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da başlayan davayı izlediklerini söyledi ve bağımsız uluslararası soruşturma yapılmasını çağrısında bulunmuş. Ve 2018'de çok konuşulan olaydı Cemal Kaşıkçı cinayeti. De düşünün, bir konsolosluğa giren gazeteci Türkiye'de bir daha dışarıya çıkamıyor. Akıbetinin ne olduğu da bilinmiyor. Ve şu an 11 kişi yargı huzurunda Riyad'da, Suudi Arabistan'da, 5'inin idamı isteniyor bu cinayete karıştığı şeklinde. Öldürüldüğüne kesin gözüyle bakılıyor ancak cesedinin nerede olduğu bulunamıyor. İddialar tüyler ürpertiyor ve derisinin yüzülüp Arabistan'a götürüldüğü, kalan ceset parçalarının da asitle yok edildiği yönünde. Ve bu şekilde çarpıcı bir olay var ve tüm bunlar da İslam'ın, Müslümanlığın vizyonu dediği Suudi Arabistan'da ve kutsal toprakların olduğu Arabistan'ın bir konsolosluğunun içerisinde Suudi makamlar tarafından yapılıyor. Yani. Böylesine bir olay Merter. Ve filmi çekiliyor şimdi. Sinemaya uyarlanıyor bu olay, yaşanan olay. Dünyaca ünlü yıldızlar oynayacak filmde. Ve hatta geçtiğimiz haftalarda Şimpen Türkiye'ye gelip belgeselini çekti Kaşıkçı'nın. Hikayesini günün basına da yansımıştı. Yani birçok olay var. Bu sadece Türkiye'de olan bir olay. Tabii nasıl olunduğu, yani film nasıl çekiyorsa doğrudur demek değil. Gerçekler nasıl aktarılıyor? Gerçekleri bilinmiyor çünkü daha. İşte yani tahmin ediliyor ama bilinmiyor tabii ki. Evet. Ve Milliyet, amacımıza ulaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Muhammed Baltap, şu anda poşet her yerde konuşuluyorsa, gündem maddesi oluyorsa amacımıza ulaştık dedi. Poşetlerin 25 kuruşa satılması olay. Ben bu poşet konusunda da bir şey söyleyebilirim. Ben para verip reklam yapmak istemem Merter. Yani ben onlara takıldım. Yani uygulama güzel. Yok, yani bu
Ben 2000 kaç yılında? 2004 yılında İngiltere'deydim. Poşet paralıydı. Hı hı. Bundan 16 sene önce. Yani 16 sene sonra bu Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, Türkiye'de de benzer tartışmalar. Yani manşete düşecek poşet kötü bir şey, zararlı bir şey. Ancak hayatımızın her yerinde, her şeyinde poşet var. Bu uygulamanın tek bir amacı var. O da poşet kullanımını azaltmak. Şu anda ben markete gidiyorum, 200 liralık alışveriş yapıyorum. Eskiden itiraf edeyim, 10 tane poşet kullanırdım. Çünkü kafama göre, zaten poşeti koyan çalışan da öyle yapardı. 10 tane poşetle gelirdim. Şimdi 25 kuruş, yani 200 liralık alışveriş yaptığında 25-25-50 kuruş verdin, versen ne, vermesen ne. Yani küçümsediğimden değil, yerde görsen almayacağın bir paraya sana poşet veriyor. Ama o psikolojiyle 20 tane poşet değil, 2 tane poşet alıyorsun. Bu da 18 tane poşeti Merter için sadece günlük azaltıyorsun. Demek ki sağlam bir tüketicisiniz ki bu kadar hunharca poşetleri, plastik çantalar alıyorsunuz. Yani siz kendi adınıza baktığınızda. Evet. Yani ben sadece kendi adıma söylemiyorum. Herkes adına. İki tane poşetle artık geliyoruz. Yok, sizin özelinize konuşuyoruz ya şimdi. Konusu açıldı diye. Benim özelimde konuşuyoruz şu an. Ben evet tüketici bir adamım. Seviyorum tüketmeyi. Fark ettim. Zaten burada da bir caydırıcılığı olmalı ki benim üzerine durduğum güzel nokta bu 25 kuruşun aslında sadece maliyeti 3 kuruş, 4 kuruş kalan paranın da çevre için kullanılması. Ama doğru kullanılırsa. Kullanmasa da kullanmasın. Yeter ki 18 tane poşet, 8 tane poşet kullan. İşte para verip marketin reklamını verme, yapma kardeşim. Hiç para verme. Sen kendi poşetini, kendi çantanı yanında getir, onun içine koy. Sana şimdi market sahibi üzerine X market yazıp paralı yaparsa eticini de satar. Eticini istersen alırsın. Reklam yapma. Eti 3 harfli. Eti 3 harfliyle gidip alırsın. Yani ben o senin şeyine katılmıyorum. İşte para verip de marketin reklamını yapmak istemem. Hayır yani. Verme, alma. Tamam mı? Kendi sakkolinin yanında götür. Öyle yapıyorum sen son dönemde. Yapmıyorsun. Hiç görmedim seni öyle bir şey diyor. Sen zaten alışveriş yapmıyorsun. Senden besleniyorum. Ay Mert'e alışveriş yapınca bir Mert'e gidiyorum Aydal. Orada alıyorum. Evet, devam edelim. Saplantılı katil öldürmeye gitmiş. Ukrayna'da öldürülen iki öğrencinin haberi burada da. Saplantılı bir katilin bu cüneyeti işlediğinin üzerinde duruluyor. Evet. Türkiye gazetelerinde de gündem maddeleri bunlar. Eklemek istediğin bir şey var mı Mert Erçin? Ne için tek taraflı Türkiye gazetelerini okuyoruz? Yani sadece günlük bunlar geliyor çünkü. Diğerleri bir gün sonuna geldiği için. İnternetten takip edip en azından birkaç tane tarafsız gazeteyi. Normalde yapıyoruz ancak bugün konuğumuz var diye stüdyomuzda zamanı size ayırdık. Sizinle konuşalım diye ayırdık. Lütfen. Eğer çünkü gündemi yani Türkiye'nin iki taraf gazetesi diyelim. Öyle İkisinin söyleyeyim. De aynı tarafta olduğu bilimin yeri. Doğrudur. Doğrudur. Katılıyorum. O yüzden çoğu taraflı zaman taraflı yazarların yazdığı, taraflı gazetecilerin, satılmış gazetecilerin. Evet, şu anda önümüzde haberler, benim takip ettiğim haber siteleri Bilmiyorum var. Bilgin gazetesi var mı? Var tabii. Tamam, teşekkür ederiz o zaman. Rica ederim, ben size göstereyim çünkü haksız bir şekilde ithamlarda bulunmayın. Yani onun şifrelerini bana verirse gidip ben de okurum. Kesinlikle, kesinlikle. Dağıtırız zaten biz böyle yani burada yayınımızda. Evet değerli izleyenler, bugün sabah gazetelerimizi okurken Mert Refikoğlu ile birlikte değerlendirdik gazetelerimizin bir kısmını ve güzel oldu. Yolda oldu. Geçerken durdurduk Mert Refikoğlu'nu. Gel program yapalım, izleyici sayımız artsın dedik. Onu da söyle. Yordan geçiyorken ansızın tanıdık, durdurduk ve Mert gel izleyici sayımıza geldik. İzleyici sayısı iki katına çıktı. Evet. Kahraman da yukarıdan mesaj gönderiyor sana. Kahraman sayesinde zaten bu yayınlar izleyicilerimize ulaşıyor. Teşekkür ediyoruz sevgili Mert Refikoğlu. Dilerim 2019 yılı güzelliklerle geçer, güzel haberleri ulaşırız. Çünkü iyi de başlamadı gerçi yaşanan olaylara baktığımızda ancak ölümleri, yaşanan olumsuz olayları konuşmayalım. Az sonra biz Karpaz'a doğru bir yol alacağız ve burada program çekimlerimiz olacak. Şehirde yaşam çekeceğiz, vatandaşlarla, belediye başkanıyla konuşacağız ve o bölgeden izlenimleri paylaşacağız. Eğer o bölgede hedeflediğimiz yerlere ulaşabilirsek
canlı yayınlarımızla da bugün gün içerisinde Karpaz'dan yayınlar yapmaya çalışacağız. O yüzden biz veda edelim. Ardından uzun bir yolculuk bekliyor bizi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi günler.